Sayın Kılıçdaroğlu Ev hoş sahibi. geldiniz programımıza. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Biraz siz İstanbul'dan ben Ankara'dan ama sanıyorum güzel bir program olacak. Evet, biz de öyle umuyoruz Sayın Kılıçdaroğlu, iyi bir program olacağını. Evet, Emre Bey de, öyle. Emre Hoca da evinde. Çünkü 65 yaş sınırı nedeniyle Emre Hoca evinden katılıyor. 18 dakika programını uzun bir süredir evden yürütüyoruz. Gayet iyi gidiyor. Hoş geldiniz programımıza. Hocam siz de zannediyorum bir merhaba diyeceksiniz. Evet. Sevgili Kılıçdaroğlu, dikkatli olun. Çok fena sorular soracağız. Haberiniz olsun. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kongar'ı duydunuz mu? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kongar'ı duydunuz mu? Ses tam gelmedi ama hocam Sayın Kılıçdaroğlu Buranın dikkatli olun diye hocam. Bir uyarısı oldum. Evet. Evet. Dikkatli olacağız zaten. Sıkı sorular dikkatli geldi. Olacağız hocam. Efendim ben aynı zamanda... Sizin öngörüleriniz, hocamın öngörüleri çok değerli. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben kolaylaştırıcılık da yapacağım. Stüdyoda olduğum için programı yöneteceğim. Sayın Kılıçdaroğlu hemen başlayalım programımıza. Seyircilerimiz merakla bekliyor. Zaten şu anda izlenme oranlarına bakıyorum. Son derece yükselmiş vaziyette. Efendim son dönemde ülke bir gerginlik ortamına sürüklendi iktidar tarafından. İç savaş çağrıları var. Televizyon programına çıkıp komşuların listelerini aldığını söyleyenler. 50 kişiyi götürebileceklerini belirtenler var. 2000 dernekte silah depolandığını ve işte insanların karılarını, eşlerini, çocuklarını nasıl koruyacakları yönünde tehdit savuranlar var. Ve buna sahip çıkan bir takım politikacılar var. Haklarında herhangi bir işlem yapılmış değil. Ama Adana'da bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı bir kaymakamla tartıştı diye ki mağdur kendisi, bizim yaptığımız araştırmada da somut olarak öyle çıktı. Yandaş medya tarafından da linç edilmeye çalışıldı. Önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karşın, daha sonra Sayın Erdoğan'ın müdahalesi üzerine tutuklandı. Bunu değerlendirir misiniz? Türkiye nereye gidiyor? Yani nasıl bir ortama gidiyor? Burada iktidarın yaklaşımı ne yapmak istiyor? Sizin Türkiye'yi bu gerilim ortamından çıkarmak için öngörüleriniz var mı? Bu soruyla başlayalım. Çok güncel bir soru. Sosyal medyada da çok fazla tartışılıyor. İnsanlar tedirgin oldular çünkü. RTÜK Başkanı ceza vermeyeceğini açıkladı. Daha sonra geri adım attı. Bence doğru yaptı. Cuma günü yapılacak üst kurul toplantısında konuyu ele alacaklarını ve gereğini yapacaklarını belirtti. Toplumun gündeminde en önemli tartışma konularından birisi bu. Diğerlerine geleceğim. Buyurun efendim. Buyurun. Merdan Bey, öncelikle soru için teşekkür ederim. Gerçekten de ciddi sorunlar var. Yani Türkiye'nin yaşadığı ciddi sorunlar var. Pandemi var, ekonomi var, işsizlik var, yoksulluk var. Geçinemeyen, yatağa aç giren yüz binlerce çocuk var. Yoksulluğumuz var, varlıklığımız var. Dolayısıyla çok sorunlu olan bir ülkeyiz. Bu sorunları aşmak için sağduyulu hareket etmek gerekiyor. Gündemi sağlıklı değerlendirmek gerekiyor. Kavgadan uzak durmak gerekiyor. Çünkü bu dönemlerin bir özelliği, sorun aslında hepimizin ortak sorunu. Eğer bu ortak sorun çözülecekse, şu veya bu şekilde danışmak lazım, konuşmak lazım, görüşmek lazım, yeri geldiğinde uygarca tartışmak lazım. Sorunları böyle bir ortamda daha rahat çözebiliriz. Hep söylüyorum. Sayın Yanardağ, COVID-19 sadece bizde değil, bütün dünyada var. Ama bütün ülkelerin parlamentoları açık, Türkiye'de parlamento kapalı. Neden? Geçen bir kahveci şunu bana söylüyor, telekonferansta, video konferansta. Dedi ki, bizim iş yerlerimizi kapattılar, kiradaydım. Şimdi gelir de elde edemiyorum ama kira ödemek zorundayım. Ama ben ödüyorum diyor. Ama meclis kapalı. Meclis kapalı olduğuna göre milletvekilleri de çalışmıyor. Yani daha doğrusu parlamentoya gelmiyor ama onlar da dünyanın parasını alıyorlar diyor. Bu çelişki değil mi diye bana soruyor. Çelişki tabii. Şimdi eğer bir iktidar ülkeyi yönetmekten acizse başka gündem maddeleri yaratma zorunda kalabilir. İktidarın yaptığı gibi. Gündem ağır, çözemiyor,
çözmekte zorlanıyor, danışmıyor. Bir kişi her şeye egemen, sadece ben bilirim diyor. Benim dışımda kimse bu işleri bilmez diyor. Konuşmaya, görüşmeye, tartışmaya gerek yok. Ben varım, damat da var. İkimiz beraber kafa kafaya veriyoruz. Ben ne söylüyorsam o da gayet güzel diyor. Hep beraber güllük gülistanlık yönetiyoruz. Neden? Saray öyle görünüyor. Sarayda her şey güllük gülistanlık. Mertan Bey. Ama gerçek hayat öyle değil. Gerçek hayat öyle değil. Yani geçen televizyonlarda vardı, sosyal medyada önce sonra diğer alanlara da yansıdı. Bir kadının yemek artıklarınızı alıyoruz diye ya da yemek artıklarına ihtiyacımız var artık diye elinde diye, bir artık, önünde artık bir yemek arabayla topluyoruz. Bakırköy'de. Yemek alınır diye artık yemek topluyoruz. Evet, evet. Şimdi bu 21. yüzyılın Türkiye'sindeki bir fotoğraf. Evet. 21. yüzyılın Türkiye'sindeki fotoğraf. Öyle bakmamız lazım. O bağlamda bakın şunu da söyleyeyim. Bu kriz döneminde valilerin, kaymakamların, bizim belediye başkanlarından talep ettikleri her şey yapılmıştır. Her şey. Eleman talep etmişlerdir, eleman vermişizdir. Vefa grubunda çalışacak demişlerdir, vefa grubunda çalışsınlar demişler. Araç demişlerdir, araç vermişizdir. Ben size bakın rakamları vereyim. Adana'yı vereyim. Bizim Gençlik Kolları Başkanı, Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı şimdi hapse atıldı. Erdoğan'ın talebi üzerine hapse atıldı. Onun isteği üzerine hapse atıldı. Bu ülkede onun tutuklanması için iddianame yazan savcı, savcı değildir. Onu hapse atan hakim de hakim değildir. Bu ikisine yargı mensubu diyemeyiz. Bunlar sadece ve sadece bir makamdan talimat alıp, o makamın beklentilerine uygun karar verip, bir genci haksız yere hapse atmalarıdır. Burada olay normal bir tartışma bile olsa, hapis yok ki burada. Hangi hukuka göre? Bakın Adana'da 195 personelimiz şu anda Adana'da valiliğin ve kaymakamlığın emrinde çalışıyor. Bizim belediyede çalışan 195, affedersiniz. Evet, Adana'da 195 personelimiz. Türkiye genelinde ise 2554 personel valilerin ve kaymakamların emrinde çalışıyor. CHP'li belediyelere ait 2554 personel çalışıyor. Araç, bu söylediğim personel. Adana'da 65 araç, belediyelerimize ait 65 araç yine Adana Valiliğinin ve kaymakamların emrinde belediyelerimiz tarafından tahsis edilmiş olan. Türkiye genelinde de 720 aracı tahsis etmiş bizim belediyelerimiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani akıl sağduyusunu kabul eden birisi bu CHP'li belediyeleri kalkıp terör örgütüyle bir tutuyor. Yani bunun akıl yok burada. Mantık yok burada. Yani ne söyleyeceksiniz Allah aşkına? Ne söyleyeceksiniz burada? Hani oturup kaymakamla kavga etseler, hayır biz araç vermiyoruz deseler, hayır biz personel vermiyoruz deseler, o zaman dersiniz ki neden vermiyorsunuz? Hangi gerekçeyle vermiyorsunuz? Hayır, talep geldiği zaman talep yapılıyor, veriliyor. Ama bir basit bir tartışma yüzünden olay devasa büyüdü. Niye büyüdü? CHP'li belediyeleri kötülemek için. CHP'li belediyeler iş yapmıyor diye. Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Yüzünüze gözünüze dursun. CHP'li belediyeler gerçekten de Merdan Bey tarih yazıyorlar. Tarih. Tarih yazıyor. Bütün engellemelere rağmen tarih yazıyorlar. O nedenle diyorum zaten. Bütün CHP'li belediyelerle gurur duyuyoruz diye. Bakın hiçbir ayrım yapmıyorlar. Hatırlar mısınız? Ümraniye'de bir olay oldu. Evet. Ümraniye'de CHP belediye meclis üyeleri dediler ki ya diğer yoksullar da var. Yani bunlara da dağıtın size biz de bir liste verelim diye. Dediler ki bir belediye meclis üyesi hayır ona da CHP'li belediyeler yapsın. Biz onlara yardım yapmayız. Ama bizim belediyelerin olduğu yerlerde kesinlikle altını özenle çiziyorum. Dikkatle çiziyorum. Bilerek çiziyorum. Hiçbir ayrım yapılmadan ihtiyaç sahibi herkese ulaşılıyor. Hangi partiden olursa olsun karnı açsa benim vatandaşım değil mi? Benim beldemde yaşamıyor mu? Onun çocuğu yatağa aç giriyorsa sorumluluk belediye başkanına aittir. Bunu bizim bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Sizin bulunduğunuz beldede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sevgiyle, hoşgörüyle, kardeşlik duyguları içinde
gerekirse abi, gerekirse amca, gerekirse yeğen, hangi açıdan yaklaşırsanız yaklaşın, bütün Belde halkını kucaklayın dedik. Dolayısıyla bizim Yüreğir Gençlik Kolları Başkanlığı'nın haksız yere tutuklanması kamuoyu vicdanını sızlatmıştır. Kanatmıştır açıkça. Haksız yere şu anda içeride. Haksız yere. Peki. Şimdi gerginlik yaratmak istiyorlar. Evet. İşte Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı. O zaman CHP'nin bütün gençleri sokağa çıkacak. Bunun hesabını soracak. Hayır Merdan Bey. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına güveniyorum. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Haksızlık mı yapıldı? Haksızlıkları bütün millet görüyorsa, biz onlarla özel bir tartışma alanı yaratmadan inandığımız yolda halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim kararlı duruşumuzun temel nedeni bu. Gerginlik yaratıyorlar. Gerginlik yaratmak istiyorlar. Kavga yaratmak istiyorlar. Bizi sokağa davet ediyorlar. Efendim televizyonlarda yok efendim silahlar hazır. 50 kişi listede, şunları asacağız, şunları keseceğiz. Merdan Bey, bizim dokumuzda Kuvayi Milliye ruhu vardır. Biz öyle 3 kişinin, 5 kişinin bağırmasına, çağırmasına papuç bırakacak bir parti değiliz. Bizim bir sorumluluğumuz var. Bizim bir ahlak anlayışımız var. Bizim bir devlet yönetimi anlayışımız var. Bizim gerginlikleri değil, toplumu kucaklayan bir anlayışımız var. Biz baskıcı devletten değil, sosyal devletten yanayız. Herkesi kucaklamaktan yanayız. Hiç kimseyi ötekileştirmemekten yanayız. Kimliğinden, inancından, yaşam tarzından dolayısıyla herkesi kucaklamaktan yanayız. O nedenle bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Erdoğan şunu söylemiş, Erdoğan bunu söylemiş. Ne derse desin. Vız gelir, tırıs gider. Benim için önemli olan nedir? Eğer bir çocuk bizim belediyenin olduğu yerde yatağa aç girmemişse ben o gece rahat uyuyacağım. Ama yatağa aç giriyorsa, belediye başkanımız o çocuğa ilgi göstermiyorsa, açarım telefonu kardeşim. Hemen gideceksin, aileyi ziyaret edeceksin, oturacaksın, konuşacaksın ve sorunu çözeceksin. Bütün belediye başkanlarımız bu duyarlılık içinde çalışıyorlar. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. Hocam sizin sorunuz olacak, buyurun. Evet, şimdi aslında ben bu Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı'nın tutuklanmasıyla ilgili bir tavrını ve neler yapıldığını soracaktım. Sayın Kılıçdaroğlu oradaki tavrını yeterince açık ortaya koydu. Fakat ben ona bağlı olarak iki soru daha getirmek istiyorum. Birisini ben sormak istiyorum. İkincisini de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında söylediği bir sözden hareketle soracağım. Benim sormak istediğim şey şu. Bir cumhurbaşkanının üstelik de neredeyse böyle kadiri mutlak yetkilerle donatılmış bütün Türkiye'yi yöneten iki dudağının arasında olan bütün her şey, parlamentoyu bile arkadan dolaşan filan bir cumhurbaşkanının CHP'nin bir ilçesindeki bir gençlik kolları başkanı olan bir delikanlıyı muhatap almasını ve o delikanlı hakkında yorum yaparak tekrar tutuklanmasını sağlamasını Cumhurbaşkanlığı makamı açısından değil sadece Türkiye'deki politikanın ve Cumhurbaşkanı'nın o politikadaki yeri ve tavrı açısından nasıl değerlendirdiğini sormak istiyorum. Bu bir. Gene bunu anlatırken Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki CHP'yi terör örgütleriyle bir tutuyorlar dedi. Yani biz bu kadar hizmet yapıyoruz. Ondan sonra işte Yüreğir'deki delikanlının hiç de dikkate alınmayacak bir münakaşadan dolayı, tavrından dolayı CHP'yi terör örgütlüğüyle, terör örgütleriyle bir tutarak suçluyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor bu suçlama, nereden geliyor ve buna karşı siyaseten nedir tavrınız? Şöyle hocam, son sorudan başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen hemen her ortamda ve her yerde gerek ben, gerek belediye başkanlarımız, gerek grup başkan vekillerimiz, gerek genel başkan yardımcılarımız, gerekse parti sözcümüz hemen hemen her yerde ve her ortamda teröre karşı durmuşlardır.
terörün bir insanlık suçu olduğunun, terörün kişi, mekan, yer ayırmadığını, dolayısıyla eğer teröre karşı ortak bir tavır sergileyebilirsek terörü geriletebileceğimizi, bütün bunları hemen hemen her yerde, her ortamda söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Çünkü terörün Türkiye'ye maliyetinin çok ağır olduğunu en iyi siz bilirsiniz hocam. Yani 40 yıldır terörle uğraşan bir devletiz biz. Bu konuda sorunun büyük ölçüde çözülmemesinin, bir sorunun büyük ölçüde çözülmemesinin de siyasetçilerden kaynaklandığını. Çünkü bir memlekette sorun varsa sorunu çözecek olan kahvedeki vatandaş değil. Devlet dairesinde çalışan memur değil. Esnaf değil, taksici değil, otobüs şoförü değil. Sorunu kim çözecek? Vatandaşın oy verip iktidar yaptığı siyasi otorite çözecek. Sorunu çözmüyorsa sorumluluk ona ait. Biz ne yapıyoruz? Eğer bir yerde gerçekten terörle mücadele ediliyorsa güvenlik güçlerimiz ediyorlarsa bu terörle mücadeleyi, onlara moral olarak da, onlara sözlü olarak da her türlü desteği veriyoruz. Bu bizim siyasi olmaktan öte vicdani ve insani bir görevimiz. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yapmak zorundayız. Şimdi Erdoğan CHP'yi bir anlamda acaba ben nasıl suçlayabilirim? CHP'yi nasıl toplumun gözünde değer kaybeden bir konuma getirebilirim diye bir özel arayış içinde. Az önce söyledim hocam. Artık Erdoğan'ın söylediklerine bu millet büyük bir kısmı inanmıyor. Militanları bırakıyor. İnanmıyor. Çünkü Erdoğan'ın kalkıp da yerel seçimlerde gidip Osman Öcalan'ı bulması, ondan sonra getirip devletin televizyonda konuşturması, arkasından gitmesi, İmralı'da terörist başını bulması, ondan özel demeç getirip efendim televizyonlarda canlı yayınlatması. Ya biz bunları biliyoruz. Milletin artık karnı tok. Kim neyi biliyor onu herkes çok iyi biliyor. Ben şunu yapıyorum hocam. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Kişinin kimliği ne olursa olsun, kişinin inancı ne olursa olsun, kişinin yaşam tarzı ne olursa olsun, ben onu o kişinin kişiliğiyle, kimliğiyle, inancıyla değil. O kişinin işi gücü var mı? O kişi evine akşam huzur içinde gidiyor mu? Evinde huzur, bereket var mı? O insan sokağa çıktığı zaman özgürce bu ülkenin sokaklarında gezebiliyor mu? İşsizse iş bulabiliyor mu? Ben bununla ilgileniyorum. Onun kimliği benim başımın üstüne. Yaşam tarzı benim başımın üstüne. Onun inancı benim başımın üstüne. Hiç onlarla ilgilenmiyorum. O onun bileceği iş. Benim Allah'la kul arasına girecek yetkim de yok. Elimde öyle bir terazi de yok. Onun kimliğini onun kimliğine saygı gösteririm. Çünkü hiç kimsenin anne babasını seçme özgürlüğü yok. Yaşam tarzı nasıl isterse yaşayabilir. Dolayısıyla biz Erdoğan'ın kurduğu tuzaklara düşmüyoruz. Ama o tuzak kurmaya aklı sıra devam ediyor. Ama biz bildiğimiz yoldan halkı, vatandaşı, kim olursa olsun kucaklamaya, onun sorunlarına kilitlenmeye de devam ediyoruz. Şimdi şu soru da önemli Sayın Hocam. Diyorsunuz ki işte Adana'nın Yüreğir ilçesinin orada bir CHP'nin gençlik kolları üyesi var. Ki kendisi de aynı zamanda gönüllü vefa grubunda çalışan bir arkadaş. Onu da söyleyeyim. Yani valinin, kaymakamın dağıttığı ya da dağıtma istediği şeyi, yardım paketlerini dağıtmakta da gönüllü olan birisi. Onun da altını çizeyim ya. Orada bir tartışma dolayısıyla kendisine silah çekiliyor. Çeken kaymakamın koruması silah çekiyor. Bakın biz görüntüleri de istedik. Orada görüntüler var. Kaymakamın önünde herhalde görüntü vardır. Vermiyorlar, gizliyorlar. Erdoğan'ın devlet yönetme kapasitesi bitmiştir. Devleti yönetemiyor Erdoğan. Kaçıya Erdoğan en ufak şeyde acaba ben CHP'yi nasıl suçlarım? CHP'yi nasıl köşeye sıkıştırırım arayışı içinde. Gündüz yatıyor öyle, gece yatıyor öyle, konuşurken öyle, düşünürken öyle, sohbet ederken öyle, Allah bilir uyurken de öyle. Ya arkadaş, eğer bir şey öğrenmek istiyorsan CHP'den, CHP'nin her şeyi açık. Her şey açık. Hesapsa hesap vermekten hiçbir zaman çekinmeyiz. Çünkü hesap vermek gibi bir sorumluluğu siyaseten her zaman taşırız üstümüzde. Yönetimde de olur, muhalefette de olur. Yanlışımız olmaz mı? Olabilir. Biz de insanız. Yanlışımız olursa da çıkarız adam gibi özür dileriz. Burada biz yanlışlık yaptık diyebiliriz de yani.
Ama bu olay bir ülkenin en tepe noktasında oturan bir kişinin en alttaki bir kişiyi doğrudan muhatap alıp savcılara talimat verip kaymakama, valiye talimat verip onu hapse attırması. Kaymakam sorumludur. Valisi sorumludur. Savcısı ve hakimi de savcı ve hakim değillerdir. Onlar, çok özür dilerim ama, saraydan gelen talimatları uygulayan kişilerdir. Hakimlik ve savcılık nitelikleri yoktur onların. Onlara şunu öneririm. Mustafa Kemal Atatürk'ün savcılara gönderdiği bir genelge vardır. Yargıtay'ın bir yayınında bu genelge yer almıştır. Ben bu genelgeyi bürokratken, yanlış hatırlamıyorsam, bürokratken Cumhuriyet'te yazmıştım. Cumhuriyet'in ikinci sayfasında yayınlanmıştı. O savcıların, yani bugün bütün savcıların o genelgeyi bulup okumalarını isterim. Demokrasinin ne olduğunu anlatan o genelgeyi bulup okumalarını isterim. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te yazdığınız yıllar önce, devlette çalıştığınız dönemde bürokratken yazdığınız bir makaleden söz ettiniz ama yakın tarihte önemli bir makaleniz yayınlandı Cumhuriyet Gazetesi'nde 22 Nisan'da. Çok önemli bir makale olduğunu düşünüyorum ben. Gerek teorik derinliği, entelektüel kapasitesi bakımından, gerek ileri sürdüğü tezler açısından son derece önemli. CHP bakımından da bir rota, yeni bir rotaya işaret ediyor. Alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı başlıklı makale. Ben çok önemli buldum. Nedeni şu, Covid-19 salgınından hareketle dünyada neoliberal politikaların bittiğini, tükendiğini, özellikle ki işaret ederek belirtiyorsunuz ve artık sosyal devlet müdahalelerine açık kamucu, halkçı politikalara, sosyal politikalara bir dönüş, kamucu politikalara bir dönüşün kaçınılmaz olduğunu ve yeni dönemde bu uygarlığın inşasının da Sosyal Demokrat Partiler tarafından sağlanabileceğini, bu katkının bulunabileceğini, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde de meclisin açılmasının 100. yılında da Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ederek böyle bir sorumluluğu üstlenebileceğini belirtiyorsunuz. Bir tür iktidar programı gibi okudum ben. Marx'ın bir sözüne de hatırlatarak, dünyanın bütün işçileri birleşin sözüne de atıfta bulunarak, dünyanın bütün demokratları birleşiniz diyorsunuz ve küresel ölçekte bir uygarlık inşasından söz ediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Neoliberal politikaların bitişi, çünkü birçok boyutu var bu işin. Sağlık, sağlıktaki özelleştirme toplumun perişan olmasına yol açtı. Eğitimin özelleştirilmesi var. Siz her kademede parasız eğitimden, özel sektörle koordineli bir biçimde yine kamucu bir sağlık politikasından söz ediyorsunuz. Sosyal devletten söz ediyorsunuz. Yine aile sağlığına, aile sigortasına işaret etmişsiniz. Ben şöyle okudum. Özelleştirmeci, neoliberal politikaların bitişi ve yeniden sosyal devlete, refah devletine dönüş ve kamucu ekonomiye, halkçı bir toplum modeline dönüş işaret ediliyor. Açar mısınız bunu biraz? Merdan Bey, şöyle ifade edeyim. Dünya Covid-19 dediğimiz bir salgında karşı karşıya. Görüş ne olursa olsun, Amerika'da tutun Japonya'ya kadar, Rusya'dan tutun Güney Amerika'ya kadar, hemen hemen her ülke yaşanan bu derin travma dolayısıyla devleti harekete geçirdi. Çok basit bir örnek vereyim, sıradan bir örnek vereyim izin verirseniz. Örneğin bizim ülkemizde de ya Cumhurbaşkanlığı ya da bakanlıkların yayınlarıyla, kararnameleriyle iş yerleri kapandı. Kapanan iş yeri sayısını da izin verirseniz size vereyim. 256 bin iş yeri kapandı. 256. Kahvehane var, berber var, efendim kuaför var. Buna benzer hemen hemen kafeler var. Bunlar kapandı. Şimdi kapanması doğru muydu? Evet, doğruydu. Ama şu sorunun yanıtını bulmamız gerekiyor. Nedir o sorunun yanıtı? Kahveyi kapattın. Berberi kapattın. Efendim, kafeyi kapattın. Pastaneyi kapattın. Güzel, kapattın. Peki ben burada kiradaydım. Kapatıyorsun, kapattık, güzel. Peki benim kiramı kim ödeyecek? Gelirim yok. Başka bir gelirim yok. Kiramı birisinin ödemesi lazım. Diğer ülkeler
Trump dahil olmak üzere Kanada Başbakanı, Fransa Başbakanı, bunlara baktığınız zaman evinizde oturun. Gelir kaygısına düşmeyin. Gelirinizi biz sağlayacağız dediler. Bizde böyle bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Sosyal devlete bu açıdan vurgu yaptım. Yani sosyal kişinin gelişen ekonomi karşısında zayıf duruma düşmesi veya gelirini tümüyle kaybetmesi veya uzun süreli kaybetmesi, işsiz kalması, iş yerinin kapanması ve bunun kitlesel bir boyut kazanması halinde bu sorunu kim çözer? Bu sorunu çözecek olan tek kurum var. Onun adı da devlet. Ona da biz sosyal devlet diyoruz. Anayasanın ikinci maddesinde yazan demokratik, layık, sosyal hukuk devleti diyoruz. Yani iş yeri kapanan kişiye devletin gidip yardım etmesi lazım. Çünkü bir başka iş insanını bulamazsınız gel yardım et diye. Onun da bu süreç içinde başka sorunları çünkü çıktı. Oteller kapandı, turistler gelmiyor. Bakıldığı zaman sosyal devlete dönüşün ne kadar değerli olduğunu ve sosyal devlet kavramının ne olduğunu aslında milyonlarca kişi öğrenmiş oldu. Milyonlarca kişi. Neye göre hareket ediliyordu bir dönem? Neoliberal politikaların özü neydi? Minimum maliyet, maksimum kar. Bu kimin yararına? Minimum maliyet demek, orada çalışan işçiye en düşük aylığı vereceğim demek. Maksimum kar ne demek? En yüksek karı nasıl elde edebilirim demek. Ortada bir denge var mı? Hiçbir denge yok. Bu dengeyi kim sağlayacak? Sosyal devlet sağlayacak. O nedenle ben yazıya belli bir çerçevede, tarihsel süreçte, belli bir çerçevede sosyal devleti de, belli bir çerçevede Türkiye'nin neler yapması gerektiğini de 16 madde halinde saydım. Evet, makalenin ikinci bölümünde yeni bir anayasaya ihtiyacımızın olduğunu, sosyal devletin güçlendirilmesi gerektiğini, yargı bağımsızlığının, medya özgürlüğünün olması gerektiğini, nimetlerini gösteriyorlar diye düşünüyorum. Evet. Efendim buyurunuz. Buyurunuz efendim, devam ediniz. Devam ettim, evet. Küçük bir kesinti oldu ama önemli değil. Teknolojiden yararlanıyoruz ama arada bir bu tür olaylarda doğal olarak gerçekleşebiliyor. Şunu ifade edeyim. Biz Cumhuriyeti malum büyük mücadeleler sonunda kurduk. Bu Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmamız gerektiğini de hemen hemen her ortamda bir şekliyle ifade ediyorum. Ben Avrupa Parlamentosu'nda bir ara çağırmışlardı, davet etmişlerdi. Orada yaptığım bir konuşmada yine sizin de Merdan Bey vurguladığınız Marx'ın sözünden hareket ederek dünyanın bütün işçileri birleşin diye, zincirlerinizden başka kaybedecek, evet, bir şeyiniz yok diye Marx'ın meşhur sözü vardır. Ben artık 21. yüzyılın Türkiye'sinde dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi gerektiğini, dünyaya demokrasinin gelmesi gerektiğini, baskıcı rejimlerden dünyanın arınması gerektiğini, baskıcı rejimlerin insanların felaketine yol açtığını, hapishaneler kurduklarını, açlığın, yoksulluğun olduğunu, dünyada açların ve yoksulların olduğu bir yapıda baskıcıların ya da demokrasiyi içselleştiremeyen pek çok siyasal aktörlerin dünyanın bu olumsuz gelişmelerine gözlerini kapattıklarını, kulaklarını kapattıklarını, dolayısıyla demokrasi olmalı, bütün ülkelerde olmalı, bütün ülkelerin demokratları birleşmeli, hem kendi ülkelerin hem dünyanın sorunlarına kilitlenmeli ve daha yaşanılabilir bir dünyayı yeniden inşa etmek zorundayız. Dolayısıyla odak noktamız insan olmalı, insanın geleceğini düşünmeliyiz, hep beraber düşünmeliyiz. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin sorumluluklarının da altını özenle çizmemiz gerekiyor. Ben yine Brüksel'e gittiğimde bir toplantıda şunu söyledim. Bana sordular, göçmenlerle ilgili, Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili düşüncemi sordular. Onlara şunu söyledim. Sizin hiç mi sorumluluğunuz yok dedim. Suriye'de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman ki oradan göçmenler Türkiye, oradan da sizin ülkelerinize gelince kıyameti kopardınız. Neden Suriye'de kan akarken Suriye'deki
en azından savaşın, iç savaşın sonlandırılması için mücadele etmediniz. Gelişmiş ülkeler oraya silah gönderdiler. İnsanlar birbirlerini öldürdüler. Sizler buradan seyrettiniz. Hak verdiler. Altını çizeyim. Yani sen böyle düşünüyorsun, yanlış düşünüyorsun demediler. Hak verdiler. Peki ne yapabiliriz diye bana sordular. Dedim ki şunu yapabilirsiniz. Suriye'de iç savaşın sonlandırılması için hep beraber çalışırız. Türkiye'de çalışır, sizler de çalışırsınız. Ama bu yetmez. Arkasından ellerinizi cebinize atacaksınız. Suriye'nin yeniden onarımı için her şeyi yapacaksınız. Yolunu, köprüsünü, okulunu, hastanesini, metrosunu yapacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki bakın Suriye'de yaşanabilir bir dünya yarattık. Buyurun hep beraber kendi ülkenize gidin. Evleriniz var, arabalarınız var, okullarınız var, hastaneleriniz var diyebileceksiniz. O zaman gelişmiş bir ülke olarak sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz. Düşüncem böyle. Dolayısıyla dünyanın bütün demokratları birleşin derken Suriye'yi de düşünmemiz gerekiyor. Irak'ı da düşünmemiz gerekiyor. Özellikle Müslüman dünyasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ve o verilen silahlar da tümüyle egemen güçlerin silahları. Buna da dikkat çekmemiz gerekiyor. Ayrıca tabii şu da çok önemli. Gelir dağılımı bozuk. Mesela Almanya sürekli cari fazla veren bir ülke. Cari fazla veriyorsa diğer ülkelerin gelirlerini kendi ülkesine getiriyor demektir. Diğer ülkelerde cari açık varsa Almanya'nın burada sorumluluğu var. Hem Avrupa Birliği'ne karşı hem Türkiye'ye karşı aday ülkelere karşı sorumluluğu var. Avrupa Birliği'nde Almanya dominant ülke görünümünde. Dolayısıyla bu çerçevede bakması ve değerlendirmesi gerekiyor. Yargı bağımsızlığı çok önemli. Siyaset kurumunun hesap vermesi çok önemli. Ben Cumhuriyet'te yazdığım makalede 16 madde saymıştım. Evet. 16 maddeyi kısaltarak, çünkü 10 dakikalık bir konuşma süresi verilmişti her yıl yapılan 23 Nisan törenlerinde parlamentonun açılışı dolayısıyla. Düşündüm ben de parlamentonun açılışının 100. yılı ne söyleyebilirim? Cumhuriyet'teki makaleyi özetleyebilirsem meclis tutanaklarına bu geçmiş olur. Ve 16 maddeyi orada saydım. 16 madde benim için de gelecek için de çok değerli. Ha şu söylenebilir, 16 madde değil de 15 olabilir. 15 değil de 20 madde olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan neyi beklediğimizi, Türkiye'de neyi beklediğimizi, nasıl bir Türkiye düşlediğimizi aktarabilmekti. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu, hocam sorularına devam edecek ama arkadaşlarımız uyarıyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Siz programa katılacaksınız diye epeyce bir reklam gelmiş. Bize çok az geliyor biliyorsunuz. Kısa bir ara verelim. Sayın Emre Kongar'ın sorusuyla devam edeceğiz. Tamam. Sayın Emre Kongar'ın sorusu. Merhaba değerli seyirciler. 18 dakika özel izliyorsunuz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Soru sorma sırası Sayın Emre Kongar'ın. Hocam buyurun. Evet. Şimdi aslında bu 16 maddelik manifesto ile ilgili olarak o bütün dünyanın demokratları birleşiniz sözünün ben bir de arkasını getirmiştim. Biliyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun onu da bildiğini. Bütün dünyanın diktatörleri korkunuz diye o lafı bağlamıştım. O bakımdan tabii bu yaklaşımı çok benimsediğimi buradan belirteyim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gelirken buraya sosyal medyaya bir baktım ve ne orada Tele1'e, bana, Merdan Bey'e neler sormamızı istiyor sosyal medya kullananları diye. Aslında sosyal medyanın tabii etkisini çok abartmamak lazım. Ama yok da sayamayız. Şöyle bir baktım, aslında 3 tane konu ortaya çıktı. Hatta 3,5 konu belki. Bir tanesi çok özel olduğu için 1,5 dedim. Birinci konu bu atanamayan öğretmenler konusu. Önemli olduğu anlaşılıyor. Yalnız daha önce şunu söyleyeyim. Bunların hepsi
bunların hepsi iktidarın çözemediği veya iktidarın sebep olduğu sorun. İktidarın muhatap olması gereken soruları veya konuları Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorlar. Bu da demin Sayın Kılıçdaroğlu'nu yönetemiyorlar teşhisinin bir nevi ucu gibi gözüküyor. Yani halk sıkıntılı olanlar, takım olanlar artık iktidardan umutlarını kestiler. Sayın Kılıçdaroğlu'na muhatap alıyorlar ve ona yöneltiyorlar. Birisi atanan öğretmenler. İkincisi yüksek öğrenime giriş sınavının, DKS'nin öne alınmış olması. Biz ölmek istemiyoruz filan gibi trajik. Yani çocuklar bu COVID-19 koronavirüs salgını sırasında ve hazırlık olarak ne şekilde sınava girmek istemiyorlar. Üçüncü olarak İş Bankası konusunda CHP nasıl bir iş gösterecek? Atatürk mirasına nasıl sahip çıkacak? Çünkü biliyorsunuz orada sadece bir hak meselesi değil. Yani bu zaman para almıyor ama yani alamıyor ama hisselerin mülkiyeti CHP'de ve bu soru da sosyal güvenlik bölüm açılmış anlaşılan üniversitede, benim haberim yok. Oradan mezun olanlar diyorlar ki ya sosyal güvenlik kurumunu Kılıçdaroğlu, bizim başka çalışacak yerimiz yok. Orada da bizi işe alsınlar filan diyorlar. Yani özet olarak iki tane veya 3,5 hepsi iktidarın sebep olduğu veya çözmediği sorunları Sayın Kılıçdaroğlu'nun çözmesini bekleyerek veya ondan nasıl bir çözüm düşündüğünü merak ederek soruyorlar. Hocam şöyle ifade edeyim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'nin bütün sorunları akılla, mantıkla, birikimle çözülebilir. Çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'de sorun yaratan, sorunu çözmek zorunda olanlar sorun yaratıyorlar. Yani iktidar olanlar sorunu çözmek değil, var olan sorunlara yeni sorunlar ekliyorlar. 20 bin öğretmen, kuralları çekildi. Erdoğan büyük bir keyifle kurallarınızı çektik, 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Yapmıyorlar atamayı. Niçin yapmıyorlar biliyor musunuz hocam? Bunlara aylık ödememek için. Bunların, çünkü okullar kapalı, şimdi olursa biz bunları atarsak bunlar maaş alacaklar. O zaman biz bunlara maaş ödememek için bunların atamalarını yapmayalım. Yani bir öğretmenin sırtından koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı geçinmeye çalışıyor. Oradan acaba tasarruf yapabilir miyim? Ya Allah aşkına tasarruf yapacak yer öğretmenin maaşı mıdır? Kura çekildi mi? Çekildi. Atamalarını yapacaksın. Gidecekler görev yerlerine başlayacaklar. En azından okullar açılıncaya kadar okuldaki arkadaşlarını, sınıfı, oradaki birikimi öğrenecekler, oradaki bakacaklar, diğer öğretmenlerle konuşacaklar, müdürle konuşacaklar, biz geldik diyecekler, yeni atandık diyecekler. Büyük bir keyifle işe başlayacak, ön hazırlığını yapacak. Hayır, senin Kur'an'ı çektik, bekleyeceksin. Okullar açıldıktan sonra imzalayacağım, ondan sonra da maaş alacaksın. Niçin? Hangi gerekçeyle? Bütün öğretmen arkadaşlarıma söylüyorum, atama bekleyen öğretmenlere de söylüyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı, ki inşallah olacak, onu göreceğiz yakında, sağlayacağız. Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı inşallah diğer seçimlerde de, genel seçimlerde de elde edeceğiz. Nerede bir öğrenci varsa orada okul olacak. Öyle taşımalı eğitim falan filan olmayacak. Her yerde öğrenci mi var? Her yerde öğretmen de olacak. Yani Aslı ile Kerem'i buluşturacağız kesinlikle. Ferhat ile Şirin'i buluşturacağız. Yani öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Onları ayrı ayrı mekanlarda değil. Hala bakın hocam 21. yüzyılın Türkiye'sindeyiz. Birleştirilmiş sınıflar var. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Yani 1., 2., 3. sınıflar aynı odada.
Aynı yerde, aynı öğretmen, aynı saatte ders görüyorlar. Bu bir utanç değil midir? Bu ayıp değil midir? Bir yılda çözülmesi gereken bir sorun, bir yılda, 18 yıldır çözülemedi. Bunları çözeceğiz hocam. Her şey kafamızda böyle. Gerçekten bir yapıda nasıl tuğlaları üst üste koyarsanız, sağlam ve güçlü bir bina oluşturursanız, sorunları koyuyoruz, yanına çözümleri de koyuyoruz. Harçlar sorun, üstüne koyduğumuz tuğla da çözüm olacak. Göreceksiniz yani, inşallah o güveni vereceğiz. Yerel yönetimlerdeki başarıyı genel yönetimde de elde edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden öğretmenlerin de sorunlarını çözeceğiz. Sınavların öne alınması. Hangi gerekçeyle sınavlar öne alındı? Şimdi sınavların ertelendiğini biliyoruz. Ertelenme doğru muydu? Evet, doğruydu. Hiç kimse itiraz etti mi? Hiç kimse itiraz etmedi. Çünkü herkes, gerek anneler, babalar, gerekse toplum, çocukların, gençlerin sağlığından sorumlu hissettik kendimizi ve ertelenmesini de gayet doğal karşıladık. Çünkü bir çocuğumuzun, bir ailemizin, bir bireyimizin, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir yurttaşımızın hayatını kaybetmesi hepimize acı veriyor. Olmamasını istiyoruz. Dua ediyoruz, çalışıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarını hep beraber alkışladık. Şimdi böyle bir önlem varken, efendim, sınavı erkene aldılar. Niçin? Herkes tatile çıkacak. Dolayısıyla oteller dolacak. Yani insan önemli değil. Yani ekonomi önemli. Ya insan açsa nasıl gidecek tatile? İnsan yoksulsa nasıl gidecek tatile? Yani insan dediğiniz unsur hiç mi önemli değil? Kaldı ki siz sınavı erteledikten sonra öğrenci psikolojik olarak da kendisini o tarihe endeksledi. Hazırlıkları o tarihe göre yaptı. O tarihe göre derslerini çalışmaya kafasına koydu. Her şeyi ona göre yaptı. Siz bir gecede oturdunuz, ben erken alıyorum dediniz. Kimden yetki aldınız? Şimdi soruyorum. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu böyle bir karar aldı mı? Hayır. Kararı alan kim? Turizm Bakanı. Öbür taraftaki Maliye Bakanı. Öbür taraftaki saray. Nasıl alıyorsunuz bu kararı? Bu gençlerin geleceğiyle nişini oynuyorsunuz. Yazık, günah değil mi? Bırakın sınav zamanında olsun. Onlar da hazırlıklarını yapsınlar. Sınavlarına girsinler. Gençlerle sohbet ettim. Sevgili hocam. Sohbet ettim, onlara şunu söyledim. Madem ki o sınavı erkene aldı, inadına çalışacaksınız. İnadına sınavı kazanacaksınız. Ve sandık geldiği zaman da inadına oy vermeyeceksiniz. Sizin geleceğinizle oynamak isteyen kişiye siz kırmızı kartı göstereceksiniz dedim. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi 16 maddelik demokrasi manifestosu diye nitelendirilen çeşitli siyasi çevrelerde de kamuoyunda da sizin mecliste de özetleyerek okuduğunuz makalenizin ikinci bölümünü ben dikkatli, ayrıntılı bir şekilde okudum. Şunlar dikkati çekiyor. Bir, parlamenter rejime, güçlendirilmiş parlamenter rejime yeniden geçilecek diyorsunuz. Yeni bir anayasa öneriyorsunuz, demokratik bir anayasa öneriyorsunuz. Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması gerektiğini belirtmişsiniz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve hukuk devletinin önemli ayakları olan yargı kurumunun tam bağımsızlığı sağlanmalıdır demişsiniz. Barajın kaldırılması gerektiğini söylemişsiniz seçim sisteminde. Bunlar önemli. Yürütmenin bütçe kullanımının denetimi kapsamında mecliste kurulacak kesin hesap komisyonunun başkanlığı tartışılmaz bir şekilde muhalefetli olsun demişsiniz. Çok önemli bunlar. Yerel yönetimlerin rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkartılarak refah devletinin en önemli ayakları haline getirilmesi gerektiğini söylemişsiniz. Liyakata dayalı bir personel politikası önermişsiniz. Hızla artan işsizlik karşısında kamu elindeki güç ve imkanları vatandaşları için kullanmaktan geri durmamalı demişsiniz. Sıfır istihdam açığı hedeflenmeli demişsiniz. Bunlar çok önemli. Peki, bu 16 maddelik ve devam ediyor. Her biri önemli bir iktidar programı gibi. Buradan benim çıkardığım sonuç şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bir iktidar hazırlığı yapıyor. Havasını alıyor insan buradan. TÜİK verilerine göre her 3 çalışandan biri kayıt dışı demişsiniz. Kayıt dışı istihdamda toplumsal destek sağlanmalı demişsiniz. Önemli. Sanayi katma değer yaratmalı. Buna göre planlanmalı demişsiniz. Ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, bunlar temel maddeler arasında. Barajsız sistem. Şimdi şuraya geleceğim. Güncel bir soru. Bu manifestoyu bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama
Gelecek Partisi Davutoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun ve Deva Partisi Ali Babacan'ın genel başkanlıklarını yaptığı partiler. Bu partilerin bir prosedür gereği yapılacak bir erken seçime ya da bir yıl içinde yapılacak seçime katılmama olasılıkları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce İyi Parti'nin seçime katılmamasını engelleyen, onun seçime katılmasını sağlayan önemli bir politik manevrası vardı. 20 milletvekili verilmişti. Siz benzer bir uygulamanın yapılabileceği belirtiliyor. Sizin bu çağrınıza ya da bu işaretinize, bu yaklaşımınıza Davutoğlu ya da Babacan'dan veya her iki partiden bir karşılık, bir cevap geldi mi? Sorumun ikinci bölümü de bu. Şimdi şöyle söyleyeyim Merdan Bey. Öncelikle üç alanda devlet tasarruf yapamaz. Yani eleman tasarrufu yapamaz. Birincisi sağlıktır, diğeri eğitimdir, diğeri de güvenliktir. Sosyal güvenlik dahil. Üç alanda. Hala öğretmen açığı olan köylerimiz var. Hala, bakın hala. Beldelerimiz var, illerimiz var, ilçelerimiz var hala. Sağlık açısından ciddi bir, özellikle yardımcı sağlık personeli açısından ciddi bir açığımız var. Güvenlik açısından da ciddi bir açığımız var. Bunların doldurum, bu alanlar sosyal devleti açık kabul etmez. Burada kadrolar varsa o kadroların kesinlikle doldurulması gerekiyor. Şimdi orada kullandığım bir cümle var Merdan Bey, o da şu. Ve bunu çok sık tekrar ederim. Türk hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması. Şimdi bizim bugün yaşadığımız sorunların temelini darbe dönemlerinde çıkarılan anayasa başta olmak üzere yasalar. Eğer darbe hukukundan arındırabilirsek, yani onların döneminde çıkan yasaları değiştirebilirsek, Avrupa Birliği standartlarından ki üyesi olmak istiyoruz, o standartlarda bir demokrasiyi kendi ülkemize getirebilirsek, hiçbir sorunumuz, ya en azından demokrasi açısından bu kadar köklü sorunlarımız olmayacak. Büyük ölçüde çözmüş olacağız. Şimdi hem darbeye karşı çıkıyorum diyeceksin, darbecilere karşı çıkıyorum diyeceksin, darbecilerin getirdiği yasaların arkasında durup tahkim edeceksin. Ya akıl tutulması var burada. Darbeye karşıysan onun getirdiği hukuka da karşı çıkacaksın. Efendim %10 seçim aracı kim getirdi? Kim getirdi? Darbeciler. Kenan Evren ve arkadaşları getirmediler mi? Darbeciler getirir mi? Darbeciler getirdi. Darbeciler getirdiğine göre neden bunun arkasında duruyorsun kardeşim? %10 seçim barajı demokrasiye darbedir aslında. Demokrasiye darbedir. Sen milletin oyu parlamento olduğu gibi yansısın istiyoruz biz. Ya da makul bir düzeye çekelim bunu. %5 mi yaparsın? %2 mi yaparsın? %10 seçim barajı. Niçin? Dolayısıyla hepimizin bakın demokrasiyi savunuyorsak hepimizin şunu söylemesi lazım. 12 Eylül dahil, 20 Temmuz sivil darbesi dahil. Bu dönemde çıkan ve darbe hukukunu, 12 Eylül darbe hukukunu tahkim eden, hatta bazı düzenlemeleriyle rahmet okutan o düzenlemelerin tamamen kalkması lazım. Ya insanlar yargı bağımsızlığın olmadığı yerde siz adaleti bulur musunuz? Birisinin, egemen bir kişinin çıkıp da onun talimatıyla savcı harekete geçecek, kişiler hemen koşacaklar, hakim tutuklama kararı verecek, hapse atacak. Öğrenci giriyor ya, bir kişi öğrenci bir şey söyledi, vay efendim sen bunu nasıl söylersin diye yaka paça gece yarısı çıkıyor, evine giriliyor, derdest edilip savcının önüne ya da hakimin karşısına çıkarılıyor. Gazeteci korkudan yazı yazamıyor. Yorum, neden bu yorumu yaptın diyor. Şimdi Rütük'te yeni bir moda çıktı. Neden bu yorumu yaptın? Kardeşim, yani çıkan adam bir yorum oluyor. Yorum ne demektir? Bir düşüncenin ifadesi demektir. Bu düşünce elbette siyasetçiyi bazen rahatsız edebilir. Zaten iktidar olanı, gücü denetleme yetkisi kimdedir? Muhalefette siyasetten, bir de medyadadır. Medyayı neden çağdaş demokrasiler dördüncü güç olarak kabul ediyorlar? Gücü denetlemek için vatandaşın gözü, kulağı, sesi kimdir? Medyadır. Eğer medya gücün arkasında durur ve her dediğini doğru yapıyorsun derse o güce en büyük kötülüğü yapmış olur. Çünkü onun yaptığı her türlü haksızlığa eğer medya destek verirse
Bu büyük bir yanlıştır. Tam tersine medyanın gücü denetlemesi lazım. Burada bir yanlışlık var demesi lazım. Dolayısıyla yönetenin de, yani devleti yönetenin de medyanın eleştirilerinden ders çıkarması lazım. Sivil toplumun eleştirilerinden ders çıkarması lazım. Eğer muhalefetin eleştirilerinden ders çıkarması lazım. Çıkıp mesela ben şunu söyledim defalarca. Hep Erdoğan söyler ya, vay efendim sen hastaneye karşısın, yola karşısın, tünele karşısın. Ben parlamentoda yaptığım bir konuşmada, 10 sefer yaptım belki ama son yaptığım konuşmada şunu söyledim. AK Parti milletvekillerine bakarak. Ya biz bunların hiçbirisine karşı değiliz kardeşim. Biz bunları kaça yaptın sen? Ben bunu soruyorum. Bakın ben bunu bilmiyorum. Ama siz AK Parti milletvekilisiniz, siz de bilmiyorsunuz dedim. Parlamentoda 600 milletvekili var, bunların hiçbirisi bilmiyor dedim. Ama parayı ben veriyorum. Parayı siz veriyorsunuz. Sizin çocuklarınız veriyor, artı sizin torunlarınız ödeyecek. Ya parayı ben veriyorsam benden neyi gizliyorsun arkadaş? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bütün bunları, bütün vatandaşlarımın, hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşların bilmesini isterim. Çünkü bunu söylemek benim görevim zaten. Ben bunu sormadığım zaman görevimi yapmamış olurum. Medya soracak bunu. Medya da sormadığı zaman görevini yapmamış olacak. Dolayısıyla olaya biraz böyle bakmak lazım. Bu çerçevede bakmak ve bu çerçevede irdelemek lazım. Evet, 16 maddeyi saydım. AK Partililere bakarak saydım. O kürsü de biraz onlara yakın bir yerde duruyor zaten. Meclisteki oturduğumuz, konuşma yaptığımız kürsü onlara biraz yakın yerde duruyor. Yine söyledim orada da. Biz gerçekten de demokrasiden yanayız. Biz gerçekten de yargı bağımsızlığından, medya özgürlüğünden yanayız. Biz gerçekten de düşünceyi ifade özgürlüğünden yanayız. Merdan Bey, hocam da orada, saygıdeğer hocam, bir üniversitede üniversite hocası düşündüğünü rahatlıkla söyleyemezse oraya üniversite diyebilir misiniz? Bir üniversite hocası farklı düşündü diye üniversiteden atılırsa oraya üniversite diyebilir misiniz? Farklı düşüncelerin bugün bize aksi, bizim için aksi olan ya da bizim kabul etmediğimiz düşüncelerin bir süre sonra tarihte nasıl kabul gördüğünü hepimiz de gördük ve tanık olduk buna. Dolayısıyla bu çerçevede üniversiteler bilgi üretecek, tarlada üreteceğiz, fabrikada üreteceğiz, hizmet sektöründe üreteceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Yani bunları yaptılar da biz karşı mı çıktık? Hayır. Orada bir şey çok önemli. Merdan Bey, kesin hesap kanunu. Belki vatandaşlarımız bu kesin hesap kanunu nedir diye merak edecekler. Lazım. Bir nokta daha var Sayın Kılıçdaroğlu. Güçlü devletten söz etmişsiniz ama bu güvenlik devleti değil. Halkı destekleyecek sosyal devlet demişsiniz. O da önemli bir fark. Evet. O da önemli bir fark. Evet. 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 Şimdi kesin hesap komisyonu şu. Diyelim ki bütçe geliyor. Bütçe ne demek? Bütçe önümüzdeki yılda neler yapacağız onu anlatıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl şu kadar yatırım yapacağım, şu kadar okulu yapacağım, yol yapacağım, köprü yapacağım, memura bu kadar, emekliye bu kadar para vereceğim diyor. Bir gelecek hesabı. Kesin hesap kanunu ise o harcamaların yapıldığını gösteren kanun. Memura ne kadar verdin? Göreceğim. Yolun maliyetine göreceğim. Hastanenin maliyetine göreceğim. Emekliye ne kadar verdin? Verdiğin sözü tuttun mu tutmadın mı göreceğim. İşsizlik için söz vermiştin. İşsizlik tutuldu mu tutulmadı mı? Yeni istihdam alanları yaratıldı mı yaratılmadı mı göreceğim. Diyoruz ki kesin hesap yasasının, kanunun ayrıca tartışılması lazım. Yani taahhüt edenler ne kadar gerçekleşti? Ve bunun da kesin hesap komisyonu olması lazım. Plan bütçe komisyonundan ayrı olarak kesin hesap komisyonu, o kesin hesap komisyonu başkanı da muhalefetten olsun. Dolayısıyla iktidar gelip eğer bir hedefi gerçekleştirememişse hangi gerekçeyle gerçekleştiremediğini çıkıp anlatsın. Vatandaş o zaman ödediği vergilerin gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığını, gerçekten o yatırımlara harcanıp harcanmadığını görsün. Bu çağdaş bir demokraside çok önemli bir öneridir aslında. Bunu yapmak için iktidarın hesap verebilir konumda olması lazım. İktidar, evet ben her yerde, her ortamda, her kişiye, özellikle de parlamentoya hesap vermekten onur duyarım, gurur duyarım demesi lazım. Bunu yapmayan bir siyasal iktidarın da
hesap vermekten korktuğunu, kaynakların nerelere harcandığının vatandaşlar tarafından bilinmemesi anlamına gelir. Üzerinde durduğum temel konulardan birisi de budur. Ama Merdan Bey, CHP'nin iktidarında ilk yapacağımız işlerden birisi budur. Bakın orada da ben siyasi ahlak kanunundan da söz ediyorum. Siyasi ahlak kanunu. Niye siyasi ahlak kanunu yoktur? Siyasetinde belli etik kurallarının olması lazım. Evet. Peki bu Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile ilgili bir ayrıntı sormuştum. O konuda bir gelişme var mı efendim? Evet. Şöyle, ben bütün siyasi partilerin parlamentoda temsil edilmelerini isterim. Hatta CHP'ye göre %1 oy alan partinin genel başkanı mecliste olmalı. %1 oy alan partinin genel başkanı gelme. Partiler parlamentoda, parti çoğunluğu aslında demokrasi için bir engel değil, demokrasinin çeşitliliği, güvenliği açısından da son derece değerlidir ve önemlidir. Ha bunun için gerekirse bir Türkiye Milletvekilliği diye ayrı bir bölüm açılır. Dolayısıyla normal seçimle gelenlerin dışında her partinin diyelim ki %1 oy alana bir milletvekili verirsiniz. %2 oy alana iki milletvekili verirsiniz. Bu çerçeve Türkiye Milletvekilliği açısından söylüyorum. Bu çerçevede her partinin %1 oy bile alsa genel başkanlığı gelip parlamento kürsüsüne çıkıp halka seslenme, siyaset olarak da güzel bir şey aslında. Bunun yapılması lazım. Şimdi Erdoğan darbe hukukunun arkasına sığındığı için ve darbecilerin getirdiği yasaları tahkim ettiği için, ek yasalarla tahkim ettiği için yeni bir siyasi partinin parlamentoya gelmesini istemiyor. İyi Parti için de kumpas kurdular. Onun seçimlere girmemesi için altyapı oluşturdular ama biz onu kırdık. Şimdi büyük bir ihtimalle, bilmiyorum yani, Deva Partisi için ya da Gelecek Partisi için böyle bir kumpas kurulursa biz demokrasiye kurulan kumpası bozmakla görevliyiz. Bunu vicdani, ahlaki ve bir demokrasi görevi olarak kabul ediyoruz. Bizim rakibimiz o partilerin tamamı. Ama demokrasilerde rekabet ahlaki kurallar içinde olmalı. Eşit kurallar içinde olmalı. Bir iktidar partisinin muhalefet partilerine ya da seçime girecek olan bir partiye kumpas kurup onu, acaba ben demokrasinin dışına, acaba ben onu siyasetin dışına nasıl itebilirim arayışı içine giriyorsa korkudan giriyordur. Devleti yönetemiyor. O zaman ben darbe hukukunun arkasına sığınarak onları nasıl diskalifiye edebilirim? Şunu söyledim. Biz onlara milletvekili vereceğiz ya da şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir taahhütte bulunmadık. Böyle bir şey doğru da değil zaten. Biz onlara şunu söyledik. Onlara derken yani medya mensuplarına, çünkü ben Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla da, Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'yla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine bu yanıtı verdim. Eğer böyle bir kumpas kurulursa, demokrasiye karşı kumpas kurulursa, bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Aynı şekilde bu İyi Parti'nin de görevidir, Saadet Partisi'nin de görevidir, Demokrat Parti'nin de görevidir. Dolayısıyla parlamentoda olsun veya olmasın, eğer bir siyasal parti halkın oyuna başvurmak istiyorsa, ya en büyük hakem halk değil mi? En büyük hakem halksa, seçmense, bırakın seçmen kimi tercih ediyorsa. Yani tercih etmiyorsa oy vermez, tercih ediyorsa oy verecektir. Dolayısıyla bundan niye korkuyorsunuz? Çünkü iktidardan gideceklerini biliyorlar Merdan Bey. Biz Millet İttifakı olarak bunları göndereceğiz. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi, bu memlekete hesap verebilirliği, bu memlekete temiz siyaseti, bu memlekete herkesi kucaklamayı, bu memlekette hiç kimseye kin ve öfke duymamayı, bu memlekette farklı düşünceye saygı duymayı, bu memlekette her üniversitede her hocanın istediği gibi rahatlıkla düşüncelerini ifade edebileceği, hukuk çerçevesinde ifade edebileceği bir atmosferi yaratacağız. Bunun sözünü verdik, sözümüzün arkasında da kapı gibi duracağız. Ve şimdi Sayın Kongar'ın söz hakkı. Hocam buyurun. Efendim şimdi ben geçen kez size birkaç soru sormuştum. Bir tanesi de İş Bankası meselesiydi. Onu herhalde dikkatinizden kaçmış olacak. Ona yanıtımı alamadım. Bu bağlamda İş Bankası'na el koyma, İş Bankası
CHP hisselerini hazineye devretme olayıyla olayına koşut olarak bu kullanım garantisiyle otoyollar, köprüler, havaalanları, hatta hastanelerde hasta güvencesi değil ama oradaki teçhizatın kullanılma garantisi verilerek ve döviz üzerinden ve yetkili mahkemeler Londra, yani Türkiye dışındaki mahkemeler kabul edilerek verilen hazine güvencelerine ne diyorsunuz? Yani iki tane sorun var. Biri bu hazine güvenceli döviz üzerinden yapılan kullanıcı sayısına bağlı olayları, yatırımları. Öbürü de İş Bankası'na ne diyorsunuz efendim? İki soru da çok önemli hocam. Öncelikle İş Bankası'nı atladığım için kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Darbe dönemlerinde yapılan uygulamalar 20 Temmuz sivil darbesinden sonra da aynen devam ediyor zaten. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. İş Bankası'nın CHP'den alınmasıyla ya da temsil hakkının, daha doğrusu yani banka bize ait bir banka değil zaten. CHP'nin de bankası değil. Biz sadece orada Mustafa Kemal'in vasiyetine uygun olarak Mustafa Kemal'in hisseleri temsil ediyoruz. 5 kuruş para gelmez bize. Hiçbir şekilde bankayla bir bağlantımız da yoktur. Hani şuna kredi verin, şunu şu elemanı alın, şunu genel müdür tayin edin, şunu daire başkanı. Hayır, böyle bir şeyle CHP'nin hiçbir ilgisi yoktur ve bunu yapmayız. Yapmaya kalksak bile banka zaten karşı çıkar buna. Orası bir siyasi organ değil. Orada bir bankacılık kültürü var. İş bankalı olmanın kendine özgü bir kültürü var. Çünkü kısa bir süre ben de orada yönetim kurulu üyeliği yaptım. Çağdaş bir banka, bir cumhuriyet kuruluşu, milli bir banka, bir milli kuruluş. Kuruluşunda Celal Bayar da var, Mustafa Kemal de var. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin göz bebeği olan bir kuruluş. Dünyada saygınlığı olan bir kuruluş. Şimdi Kenan Evren geldi, aldı. Atatürk'ün mirasını açıkça çiğnedi. Aynı mirası bunlar da çiğnemek istiyorlar. Sanıyorlar, burada da şunu kastediyorlar. Yani bunu bir böyle temel bir kavga haline dönüştürelim. Onu istiyorlar. Gündemi acaba bu tarafa taşıyabilir miyiz? İşsizlik görülmesin, yoksulluk görülmesin, dünya kadar sorun var görülmesin, dövizi kontrol edemiyorlar görülmesin, finans açısından yaşadıkları dram görülmesin. Acaba CHP'nin bütün eleştirilerini buraya kilitleyebilir miyiz? Öyle bir niyetim yok hocam. Bunu baştan itibaren söyleyeyim. Geçmişte darbeciler yaptı, hukuk yoluna başvurduk, aldık. Burada da darbe hukukunun gereği olarak bunlar gene aynı şeyi yapabilirler. Yapıyorlarsa yapsınlar. Gene hukuk sistemine gideceğiz. Gene bunu alacağız. Yani bizim oradan özel olarak bir şeyimiz yok. Darbecilerin yaptığını darbe dönemlerinde nasıl tanık olduysak benzerini şimdi zaten yapıyorlar. Dolayısıyla İş Bankası ile ilgili olarak İş Bankası'nı politize etmek, İş Bankası'nı uluslararası itibarıyla oynamak, İş Bankası'nı sıcak siyasete alet etmek doğru değildir. Tartışmak da doğru değildir. İş Bankası CHP'nin bankası değil. AK Parti'nin de bankası değil. Saadet Partisi'nin de bankası değil. Gelecek veya Deva Partisi'nin de bankası değil. İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygın bir kurumu. Kuruluşunda her şey bellidir. Atatürk'ün vasiyeti bellidir. Bizim oradan hiçbir gelir elde etmediğimiz o da bellidir. O zaman nedir yani? Bu dert nedir yani? Bu dert, acaba ben İş Bankası'nı alıp İş Bankası'ndan nasıl yararlanabilirim? Acaba buradan alıp neydi, bir vakıf kurmuşlardı bunlar? Türgev. Varlık. Efendim? Türgev Vakfı. Türgev. Evet, yani oraya nasıl İş Bankası'nın oraya nasıl hisselerini aktarabilirim gibi bir özel arayış içinde olabilirler. Yani bu tamamen benim bir düşüncem. Elimde herhangi bir veri yok bu konuda. Ama dediğim gibi yani bunu Sayın özel Akşener, bir kavga haline getirmeyeceğiz. Gelirse parlamentoda yaparız. Doğrudur yani, yağmalatmak isteyebilirler, darmadağın etmek isteyebilirler, başka şeyler yapmak isteyebilirler. Ama sonuçta bunu yapanlar ayaklarına kurşun sıktıklarının farkına belki varırlar ama iş işten geçmeden olması lazım. Böyle bakmak gerekiyor. Londra mahkemelerine gelince saygıdeğer hocam. Öyle bir tablo var ki önümüzde. Beşli çete diye tanımlanan
devletin büyük ihalelerini alan kişiler bunlar. Bunlar doğrudan doğruya ihaleleri Erdoğan'ın isteği üzerine, Erdoğan'ın talimatı üzerine alıyorlar. Dolayısıyla da siyaset kurumu, yani onlara ihaleyi veren siyaset kurumu o alandan büyük ölçüde besleniyor. Finans açısından besleniyor, başka açılardan besleniyor. Hatırlarsa havuz medyası diyoruz. Ortaya çıkan tapelerden havuz medyası için nasıl paralar toplandığını, kimlerden paralar toplandığını, ihalelerin nasıl verildiğini, ihaleyi alan birisinin bu milletin anasına nasıl küfrettiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi bunlar ihaleleri aldılar, doğru. Garantileri aldılar, doğru. Döviz bazında aldılar, doğru. Garantiler de döviz bazında, doğru. Hazine garantisi, o da doğru. Bir ihtilaf çıkarsa bunlar gittiler. Erdoğan'a gittiler. Ya yarın CHP iktidar olsa, ya gelip bunları kamulaştırsa, ya da elimizden alsa ne yapacağız? Ne yapalım? Bizi değil, Türk mahkemelerini değil, Londra mahkemelerini yetkili kırarsan, CHP'nin ileride bizimle ilgili alacağı kararları biz Londra mahkemelerinde bozabiliriz. Güvencemiz orası olsun dediler. Ve Erdoğan da bunu kabul etti. Hani diyor ya, biz yerli ve milliyiz diye. Ne yerlisi ne millisi ya. Ne yerlisi ne millisi. Ne milliymiş ama. Londra mahkemelerine teslim ettiler. Ama sayın hocam şunu söyleyeyim. CHP iktidarında biz bunların tamamını kamulaştıracağız. Tamamını Türk lirasına dönüştüreceğiz. Ne dövizi? Bakın şimdi yazalım hocam. Arkadaşlar. Kahveyi kapattın. Pastaneyi kapattın. Pek çok şeyi kapattın. Kapanan iş yerlerinden gelir oturduğu yerde bankadan için para alıyor. Aldığı paranın faizi de çalışıyor. Borçlarını ödemiyor. Oturduğu yerde borcu artıyor. Bu beylerin ise oturdukları yerde dolar arttıkça gelirleri artıyor. Paradoksa bakın. Vatandaşın, sade vatandaşın, bunların borçlarını ödeyecek olan vatandaşın oturduğu yerde borçları artıyor. Ama bu beşli çete dolar bazında garanti alanlar oturdukları yerde döviz arttıkça bunların da geliri artıyor. Ben bunlara sessiz mi kalacağım Allah aşkına? Bu vatandaşın hakkını, hukukunu kim savunacak? Ben savunacağım. Vatandaşın hakkını, hukukunu savunacağım. Bunlara çağıracağım. Diyeceğim ki kardeşim, Türk lirasına değiştiriyor, dönüştürüyorum bunu. Kabul et, etmiyorum. Kamulaştırıyorum o zaman. Tamamını kamulaştıracağım. Vereceğim ellerine hazine bonolarını. Al kardeşim paranı, nereye gidiyorsan git. Diyeceğim ben bunu. Fiyatların açıklanmamasının sebebi ne hocam biliyor musunuz? Maliyetler o kadar çok şişirildi ki. 1 liralık şeyi 50 liraya yaptılar. Devletten 1 liralık iş karşılığında 50 lira para istiyorlar bunlar. Döviz bazında istiyorlar üstelik bunlar. Bunların hepsine bakacağız biz. Vatandaşın gırtlağından çekilip alınan her lokmayı vatandaşa iade edeceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir tereddütü olmasın. Bakın ben sevgili hocam ne diyorum, şunu söylüyorum. Benim mal varlığımı, benim bütün bürokratik hayatımı incelediler. Acaba bir yerde bir şey bulabilir miyiz diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulmadılar. Ama Trump kalktı ne dedi? Bak beni kızdırma dedi, senin mal varlığını araştırırım dedi. Bir cümle bile çıkmadı. Araştırmazsan namersin lafı dahi çıkmadı. Neden? Mal varlığının hesabını veremez. Sorunumuz burada ama bunları çözeceğiz hocam. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, çok önemli bir şey söylediniz. Halktan aldıklarını, halktan çaldıklarını, halkın cebinden alınan parayı biz halka iade edeceğiz dediniz. Bu önemli. Ve kamulaştıracağız dediniz. Bu beşli çetenin imtiyazlı ihaleleri, imtiyazlı işlerini, devlet hazinesinden beslenen işlerini, biz yaptığı projeleri kamulaştıracağız dediniz. Bunlar çok önemli. Biz de hemen arkadaşlarımız yazacaktır. Şimdi biraz daha günlük politikaya dönersek, iki tane olay var. Bir tanesi dün yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri olarak sizin ve ekibinizin, birlikte olduğunuz arkadaşlarınızın 19 Mayıs günü Anıtkabir ziyareti konusunda bir sorun çıktı. Bir engelleme çabası vardı. Neydi bu tam? Siz bunu nasıl yorumladınız? Biz ana haber bülteninde de konuyu gündeme getirdik. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Mayıs günü Anıtkabir ziyareti engellenmek istenmiş gibi bir tablo çıktı ortaya. Nitekim
ilgili arkadaşlarınız ki yayınımıza bağlanan Cumhuriyet Halk Partililer'de durumun böyle olduğunu söylediler. Diğeri yine sizin 16 maddelik manifestonuz da var. Demokrasi manifestosunda bir ya da bir çıkış programı demek belki daha doğru. Türkiye'de buhrandan, krizden çıkış programı diye nitelendirmek daha doğru. Son dönem buradaki maddelerden bir tanesi de seçilmiş belediyelerin, yerel yönetimlere müdahale edilmemesidir. Kayyum atamaları var üst üste ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de kayyum atanmakla tehdit ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, Anıtkabir'in ziyareti saat 19.19'da yapalım diye görüşüldü. Gerekli izinler alındı. Ama biz 10 kişi gideceğiz diye söyledik kendilerine. Fakat biz oraya ben oraya gittiğimde 10 kişiden fazla arkadaş vardı. Ben bir de Mansur Yavaş'ın da olmasını istedim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çünkü devlet protokolü Anıtkabir'de olduğu zaman Ankara valisi var, komutan var ve Mansur başkan var. Yani üçü beraber gelenleri karşılıyorlar. Mansur başkanın da olmasını istedim. 10 kişiden fazla olduğu için orada komutan, ben 10 kişi için talimat aldım. Onu da saygıyla karşılamak lazım. Yani 10 kişi talimat almışsa 20 kişiyi kabul edemem. Çünkü benim başım belaya girer diye söyledim. Onun üzerine biz ben ve diğer arkadaşlar gittik. Diğer arkadaşlar da kendi aralarında kadın milletvekili, bazı arkadaşlarımız biz gelmeyelim dediler. Kadın milletvekili arkadaşları gönderdiler. Onlar geldiler. Daha sonra Gençlik Kolları Başkanımız da gelsin dedi. Bir milletvekili arkadaşımız yine kendi aralarında anlaşarak ayrıldı. Onun yerine Gençlik Kolları Başkanımız geldi. Dolayısıyla onların gelişini biraz bekledik tabii doğal olarak. Bu biraz böyle çarpıtılarak kullanıldı. Yok öyle aslında, öyle bir şey yok. Anıtkabir'e gittik, karanfillerimizi koyduk, saygı duruşunda bulunduk. Ama saat tam 19.19'a denk mi geldi? Hayır, tam denk getiremedik onu. Onu ifade edeyim. Yani özel olarak bir kavga, özel olarak bir tartışma yok. Tabii gönül isterdi ki bütün milletvekili arkadaşlarımız gelsinler. Onlar istediler ama biz sembolik bir ziyaret yapmak istedik saat 19.19 diye. O öyle olsun, 10 kişiyi aşmasın diye söyledik. Çünkü şöyle, şunu da ifade etmek zorundayım. Saat 17'de Anıtkabir'in kapandığını söylediler. Ama bizim için bir ayrıcalık yaptılar, kabul etmek lazım. 19.19 dolayısıyla bir ayrıcalık yaptılar. Ama saat 19'da ayrılabilirseniz daha da memnun olacağız diye ifade ettiler. O çerçevede bir ziyaret gerçekleştirdik. Anladım. Bu kayyumlar İkinci meselesi soruya gelince... kayyumlar meselesi. Kayyum meselesi. Şimdi bakın... biz halkın oylarına başvuruyoruz demokrasi için. İster muhtar seçimi olsun... İster milletvekili seçimi, ister belediye başkanı seçimi olsun, ister cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Kime başvuruyor? Halkın oyuna başvuruyorsunuz. Dolayısıyla halk bir kişiyi seçiyor. Tamam, bu kişi geldi. Milletvekili oldu, cumhurbaşkanı oldu, belediye başkanı oldu veya muhtar oldu. Şimdi onu görevden alıyorsunuz, yerine kayyum atıyorsunuz. Niçin? Darbe döneminde çıkan yasalar dolayısıyla alıyorsunuz. Yani milletin iradesine darbe vuruyorsunuz. Biz buna karşı çıktık. Melih Gökçek bu bağlamda alındığında görevden, ona da karşı çıktık. Balıkesir Belediye Başkanı görevden alındı, AK Partili, ona da karşı çıktık. Ağlayarak. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Seçilen bir belediye başkanını alamazsınız, zorla istifa ettiremezsiniz dedik. Orada görev yapıyorsa tamam. Ha dersiniz ki efendim bunun şu 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 suçları var. Güzel, bu ülkede mahkemeler yok mu? Bu ülkede Cumhuriyet Savcıları yok mu? Bunlar sizin emrinizde değil mi zaten çoğunlukla? Namuslu olanları ayırıyorum. Gerçek hakimleri ayırıyorum. Gerçek savcıları ayırıyorum. Yani Cumhuriyet savcılarını ayırıyorum. Sarayın savcılarını ayrı tutuyorum. Onlar Cumhuriyet savcısı değil. Cumhuriyetin hakimlerini ayrı tutuyorum. Sarayın hakimlerini de ayrı tutuyorum. İkisini ayırıyorum. Bu ülkede saygıdeğer Cumhuriyetin hakimleri var. Saygıdeğer Cumhuriyetin savcıları var. Verirsiniz soruşturmayı, varsa bir şey otururlar, incelerler. Varsa bir kusuru, terör örgütüne destek vermişse hakimler var. Yargılarsınız, tamam, ne gerekiyorsa yaparsınız.
Bunları yok. Ben seni aldım görevden. Yerine de şunu tayin ettim. O zaman biz bu seçimi niye yapıyoruz? Ha niye seçim yaptın? Ha şu olur. Bir şey olur, görevden alırsınız. Belediye meclisi yeni birisini seçer. Yeni bir belediye başkanı seçim. Ben bunu da anlarım. Bunun da kendine göre bir mantığı var. Çünkü belediye meclisi üyeleri seçimle gelmişlerdir. Tabii, ama siz seçimle gelenlerin tümünü tasfiye ediyorsunuz. Birisini atamayla, birisini atamayla getiriyorsun. Sen belediye başkanı olacaksın diyorsun. Sonra da diyorlar ki ben buna karşı çıktığım zaman ey Kılıçdaroğlu sen terörü destekliyorsun. Hayır efendim. Ben milli iradeye destek veriyorum. Halkın iradesine destek veriyorum. Milli irade nedir kardeşim? Madem ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Madem anayasada böyle yazıyor. Madem 1921 anayasasından beri bu kural böyle. Bu kurala uyacaksın kardeşim. Bu kurala sen uymuyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun bana demokrasiden söz ediyorsun. İnsan haklarından söz ediyorsun. Hukuktan söz ediyorsun. Adaletten söz ediyorsun. Bunların hiçbir önemi yok. Hocam. Evet. Efendim bu belediyelerden başlayarak demokrasiyi yeniden kurmak. Bu benim çok baştan beri ilke olarak söylediğim, yazdığım, benimsediğim bir şey. Çünkü dünyada bunun örnekleri var. Pek çok yerde, şimdi onlara girmeyeyim, vakit almayayım boşuna. Sizin belediyelerden başlayarak demokrasiyi yeniden kurmak konusunda belediyelere somut olarak demokrasiyi yeniden kurmak, yani sizin o 16 maddelik manifestonuzda ilan ettiğiniz demokrasiye dönüş, parlamenter demokrasiyi yeniden kurmak konusunda bir talimatınız oldu mu, bir programınız var mı, nasıl kurulacak belediyelerden başlayarak Türkiye'de demokrasi yeniden nasıl kurulacak? Hocam çok teşekkür ederim bu soru için. Belediye başkanlarımıza seçildikten sonra 7 maddelik bir belediye başkanları toplantısında 7 maddelik bir ilke belirledik. Belediye yönetiminde temel ilkeler diye. İlkelerden birisi şu. Harcadığınız para sizin paranız değildir. Harcadığınız para kamunun, milletin, halktan topladığınız paralardır. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Kurallarımızdan birisi bu. Dolayısıyla belediye başkanlarımız yaptıkları bütün harcamaları kamuoyuyla paylaşıyorlar. İkincisi, ihale yapacaksınız, karar alacaksınız. Bunları kapalı kapılar ardında değil, kamuya açık yapacaksınız. Nitekim bazı belediye başkanlarımız küçük beldelerde parkta yaptılar ihaleleri. Bazı belediye başkanlarımız zaten YouTube'dan ihaleleri yapıyorlar. İhaleyi kaça yaptıklarını, ihaleyi kimin kazandıklarını, bunu hepimiz artık biliyoruz. Dolayısıyla gizli kapaklı bir şey yok. Bakın hocam bir şey söyleyeyim. Medya bu konuyu hiç işlemedi. Atatürk Havaalanı, eski havaalanında bir pandemi hastanesi, sözde önce sahra hastanesi dediler. Sonra bunun sahra hastanesi olmadığını, fakat bir hastane yaptılar. Çünkü sahra hastanesi bizim Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Zeydan Bey'in yaptığı hastanedir, Sahra Hastanesi. 24 saatte kuruluyor. Adı üstünde Sahra'da kuruyorsunuz ve bir süre sonra söküp götürüyorsunuz. Bu hastaneyi verdiler bir firmaya. Kaça verdiler? Belli değil. Kim verdi? Belli değil. Peki bu hastanenin masraflarını kim ödüyor? Ben ödüyorum. Siz ödüyorsunuz. Yeni doğmuş çocuk ödüyor. En yaşlımız ödüyor. Çobanımız ödüyor, esnafımız ödüyor, çiftçimiz, sanayicimiz ödüyor, memurumuz ödüyor, emeklimiz ödüyor. Kaça ödüyor, kaç lira ödeyeceğiz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Geçen Bakırköy Belediye Başkanımıza dedim, bu ihalelerde hastaneler veya yollar yapılırken tabela asılır. İhale bedeli şudur, yüklenici firma şudur. Böyle bir tabela asılır. Böyle bir tabela var mı dedim, böyle bir tabela yok. Peki bu hastaneyi belki firma bağış olarak yapıyor. Onu da bilmiyoruz. Aynı şekilde İstanbul'da iki hastanede böyle. Bu demokrasi midir? Bu ahlak mıdır? Belediye başkanlarıma şunu söyledim. Kesinlikle her şeyin hesabını vereceğiz. Gayet güzel. Örnek mi almak istiyorsunuz? İşte bizim Yılmaz Büyükerşen hocamız var. Yıllardır yapıyor. Üstelik belediye meclisinde son seçime kadar çoğunluğu da yoktu. Aldı Eskişehir'i
emin olun Orta Anadolu'nun en güzel şehri haline getirdi. Bursa'dan çok turist Eskişehir'e gider. Eskişehir'i gezmek, görmek. Bir kültür merkezine dönüştü, bir sanat merkezine, bir sanayi merkezine dönüştürdü. Bir insanların birbirini tanıdığı, kucakladığı bir merkeze dönüştürdü. Zeydan Başkan olağanüstü güzel çabalar yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Topuklu Efe diyoruz mesela. O aldı Aydın'ı, ayrı bir atmosfer getirdi, ayrı bir hava getirdi. Aydın gerçekten yaşanabilir bir kente dönüştü. Her şeyle mükemmel bir hale getirdi. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz. Dolayısıyla şunu da söyledim. Her olayda yeri geldiğinde sivil toplum örgütleriyle, İşte kent konseyleri kuruluyor. Kent konseylerinde alınan kararlarla bütün bunları bir şekilde yapın, gerçekleştirin diye. Halkın nabzını tutun, vatandaşa gidin, vatandaşın derdini dinleyin. Aynı şekilde Ekrem Bey İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş gerçekten olağanüstü çaba gösteriyorlar. Belediye başkanlarımız şunu yaptı, onu rahatlıkla söyleyebilirim saygıdeğer hocam. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gerçekten bir tarih yazıyorlar. Sosyal devlet tarihi yazıyorlar. Demokrasi tarihi yazıyorlar. Hesap verilebilirliğin tarihini yazıyorlar. Saydamlığın tarihini yazıyorlar. Hep şunu söyledim. Dürüst insanlar olarak çalıştığınız sürece size oy vermeyenler bile, oy vermeseler bile ya bu adam doğru bir adam, düzgün bir adam diyeceklerdir. Evet, bunu sonunda vatandaşlar kabul edecek. Yerelde elde ettiğimiz başarıyı inşallah yukarıya taşıyacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul'da vatandaşın yararlandığı belediye hizmetinden Türkiye genelinde herkes yararlanacak. Anladım. Sayın Kılıçdaroğlu, son soru, arkadaşlarımız da uyarıyor. Herhalde süremizin de sonuna geldik. Şimdi bu RTÜK cezaları, son İlhan Taşçı'nın, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın çok önemli bir raporu var. Raporunu biz de genişçe bir haber yaptık. Başta Tele1 olmak üzere Tele1, Halk TV, KRT, Fox TV gibi kanallara üst üste cezalar yağdırdılar. Yani basın ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir tutum içindeler ve üzerimizde bir tehdit olarak tutuyorlar. Yok, lisans iptaline kadar varabilecek bir takım yaptırımlar uygulayabileceklerini belirtiyorlar. Gerçi Sayın Ebubekir Şahin bir yumuşama içinde, onu da gözlemliyoruz ve görüyoruz. Şimdi Tele1 3 yıllık bir kanal, son 3 ayda kestikleri ceza bütün kanallardan daha fazla. 11 ceza kesmişler. Halk TV'ye 13 ceza kesmişler. KRT'ye ve Fox TV'ye cezalar kesilmiş. Yani toplumun bir kesimini susturmaya, ifade ve basın özgürlüğünü engellemeye ve diğer taraftan yandaş ve yanaşma medyaya aktarılan, kamu kaynaklarından aktarılan milyonlarca lira, milyarlarca lira paranın dökümlerinin ortaya çıkması, ki Ekrem Bey açıkladı İstanbul Belediyesi'nin iştiraklerinin yandaş medyaya aktardıklarını, havuz medyasına aktardıklarını. Yine partinizden sayın bir milletvekilinin verdiği soru önergesinde gelen cevabı okudum ben. Bir ayda 6 yandaş gazeteye tam 260 ilan verilmiş. Yaklaşık olarak 150 milyon tutuyor. Bu halkın cebinden verilen paralar. Şimdi tam böyle bir ortamda RTÜK ifade ve düşünce özgürlüğünün önünde bir engel oluşturmaya başladı. Bir mahkeme gibi karar veriyor. Mesela bize verdikleri cezalardan bir tanesi şu. Devletin milli dış politikasına aykırı yayın yapmak. Vallahi biz devletin milli dış politikasına aykırı yayın yapmıyoruz. Ama biz AKP'nin izlediği dış politikayı eleştiriyoruz. Bir gazeteci olarak eleştiriyoruz. Bir aydın olarak eleştiriyoruz. Haberleri de objektif bir biçimde veriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü de ağır bir tehdit altında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve buna karşı nasıl bir tutum geliştireceksiniz? Merdan Bey, baskıcı yönetimler bağımsız yayın organlarının yayınlarına tahammül edemezler. Baskıcı yönetimlerin sahipleri, yani iktidar sahipleri, sürekli kendilerinin övülmesini, hiçbir hatalarının görülmemesini, çok güzel şeyler yapıyorsun demesini bekliyorlar. Yani medyanın asıl işlevinin yerine getirmesini değil, sadece birilerine yaranma görevini üstlenmesini istiyorlar. Tele1'de, KRT'de, efendim Halk TV'de, bağımsız televizyon kanalları bunu tahammül edemiyorlar. Yani gazetecilik görevi yapıyorsunuz. İki kanaldan
onun altını özenle çizeyim. İki kanaldan medya baskılanmak istiyor. Bunlardan birincisi basın ilan kurumu. Basın ilan kurumu özellikle bazı gazetelere ceza vererek onlara ilan vermiyor. Bakın bu darbe dönemlerinde, 12 Eylül darbe döneminde bile bu kadar olmadı. 12 Eylül darbe döneminde bile bu kadar olmadı. Basın ilan kurumu en azından yayınlanan gazetelere tirajlarına göre bir şeyler veriyor. Paralar, yani ilan veriyor. İlanın karşılığında da bedelini ödüyor. Yani bedava bir şey yapmıyor aslında. Ama ikinci bölüm yani televizyonlar üzerine, görsel yayın üzerine, televizyonlar üzerine de RTÜK üzerinden baskılar kuruluyor, cezalar yazılıyor. Efendim işte niye yorum yaptınız, neden dış politikaya aykırı davrandınız? Kendilerine göre tabii, onlara göre. Eğer efendim bu hükümet müthiş bir hükümet, olağanüstü başarılı bir hükümet derseniz başınız hiç belaya girmez zaten. Hatta ek ilanlar, reklamlar bile alabilirsiniz. Ama gazetecilik yapıp eksiklikleri, yanlışları hatırlatırsanız, yeni düşünceler ortaya koyarsanız sizin cezalandırılmanız gerekir. Öyle bakıyorum. Şunu kabul etmemiz lazım. Bir iktidar medyadan rahatsız olma sürecine girdiyse artık o iktidar gidici demektir. Bir daha söyleyeyim. Bir iktidar, yani devleti yönetenler, özgür medyanın yayınlarından rahatsız oluyorlarsa artık o gidici demektir. Neden? Artık küpünü doldurmuştur. Dolan küpü büyütmek istemektedir. Medyalardan rahatsız oluyor. Medyadan yani yazılı ve görsel medyadan rahatsız oluyor. Onları susturmak istiyor. Baskı altına almak istiyor. Bakın ben size 12 Eylül ya da 12 Mart döneminden bir örnek vermek isterim. Nadir Nadi Cumhuriyet'te başyazar. O dönem herkes Atatürkçü. Darbeciler de bir numaralı Atatürkçü diye kendilerini sayıyorlardı. Nadir Nadi bir başyazı yazdı. Ben Atatürkçü değilim. Eğer siz böyle bir Atatürkçüyseniz ben o Atatürkçü değilim. Rahmetli İlhan Selçuk da ben gardırop Atatürkçüsü değilim diye söylerdi. Dolayısıyla bakıldığı zaman bunlar yeri geldikçe bir kendilerini Atatürkçü kabul ediyorlar. Yeri geldikçe başka şeyler söylüyorlar. Yeri geldikçe esen rüzgara göre şekil alıyorlar bunlar. Ama bir başka gerçek daha var Merdan Bey, onu da söyleyeyim size. Dünya kadar televizyonları var değil mi? Dünya kadar besleme basını var. Dünya kadar köşe yazarları var. Hiçbirisi okunmuyor. Hiçbirisinin itibarı yok. Hiçbirisinin tuşuna basılmıyor. Dolayısıyla nereyi izliyorlar? Gerçek haberi almak için nereye bakacaklar? Doğruları öğrenmek için nereye bakacaklar? Doğruları hangi gazeteler yazıyor diye hangi gazeteleri alacaklar? Onların rahatsız oldukları. Onların izlemekten de rahatsız oldukları. Neden size bu cezaları yazıyorlar? Beyler rahatsız olmasın diye. Beylerin düzeni bozulmasın diye. Ama rahmetli Ecevit derdi ya, bu düzeni değiştireceğiz diye. Evet, biz bu düzeni değiştireceğiz Merdan Bey. Herkesin özgürce yayın yaptığı, iktidarı da rahatlıkla eleştirebildiği bir düzeni yeniden inşa edeceğiz. Hakça bir düzeni, adaletli bir düzeni yeniden inşa edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, çok teşekkür ederiz 18 dakika özele katıldığınız için. Çok sağ olun. Hocam buyurun. Evet, ben yazılarımı da bazı sloganlarla bitiriyorum. Bu konuşmayı da şöyle bir sloganla bitireyim. Gene ortak sloganımız Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte biraz bir cümle ekleyerek. Dünyanın bütün demokratları birleşiniz. Çünkü kaybedecek insan haklarınız ve haysiyetiniz var. Dünyanın bütün diktatörleri korkunuz. Çünkü kaybedecek çok avantajınız var. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Kılıçdaroğlu. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun, var olun. Sizin köşe yazılarınızı her sabah büyük bir dikkatle okuduğumu da ifade etmek isterim hocam. Oradan da feyiz alıyoruz. Estağfurullah. Çok naziksiniz efendim. Evet değerli seyirciler, 18 dakika özelin konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yarın saat 20'de 18 dakikayla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.